Amerika'dan Anıl Sural'a uzanalım. Anıl Sural da işin Suriye ile ilgili bölümünü de bizimle paylaşsın. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump beklenen açıklamayı yaptı. Ulusal acil durumu ilan etti. Aslında dün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders açıklamıştı. Başkan Trump'ın başka bir seçeneği kalmadı ve ulusal acil durumu ilan edeceği açıklamasını yapmıştı. Ve bugün Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ulusal acil durumu ilan ediyorum. Meksika sınırına duvar inşaatı bir an önce başlayacaktır açıklamasını yaptı. Demokratların kendisine yeteri bütçeyi vermediğinden böyle bir karar aldığını açıkladı. Daha önce Bush ve Obama yönetimleri de ulusal acil durumu ilan etti. Fakat ben ilan edince olağanüstü halmiş gibi gözüküyor. Normal bir durum. Önemli bir seçim vaadiydi. Fakat kendi seçim vaadimden öte Amerika'daki sınır güvenliği, ekonomi ve Amerika'nın geleceği için bu duvar inşaatı başlayacaktır açıklamasını yaptı. Ve ayrıca Donald Trump kimileri bu duvar işe yaramayacaktır, boşuna yapılıyor açıklamasını yaptığını söyledi. Fakat Trump bu duvar %100 işe yarayacaktır, sınır güvenliğini koruyacaktır açıklamalarını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 milyar dolarlık bir bütçeyi aktarması bekleniyor. Meksika sınırına duvar inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak. Teşekkür ederiz Anıl Sural'a. Bir yandan Suriye ile ilgili kısmını da ben aktarayım. Suriye ile ilgili 24 saat içinde önemli bir açıklama olacak dedi Donald Trump. O açıklamanın DAEŞ ile ilgili bağlantılı olabileceğini burada dış haberden arkadaşlarım bana ilettiler. Bakalım ne açıklama yapacak, açıklamanın içeriği ne olacak? Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları 1,5-2